gidecek, biz kalacağız. Kamu emekçilerini ihraç etmek adına onlarca KK ile binlerce emekçi ihraç etmiştir. Sendikal eylem ve etkinliklerin darbeyle hiç alakası yokken bu faaliyetler sebebiyle binlerce keskili arkadaşımız ihraç edildi. İktidar keskin tarihinin her döneminde nereden gelirse gelsin darbelerin, darbecilerin karşısında olduğunu bile bile keskin FETÖ dedikleri yapıyla hiçbir dönem uzaktan yakından bir ilgisinin olmadığını, olamayacağını ve kendilerinin kol kanat gerdikleri, birlikte yürüdük dedikleri bu yapıya karşı en başından beri mücadele ettiğini bile bile 4240 keskili arkadaşımızı ihraç etti. Darbe girişimini kendisi için fırsata çevirip kendisine muhalif olanları çıkardığı KHK'ler ile hukuksuz bir şekilde ihraç eden iktidar, anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış olan sendikal hakları ihraçların gerekçesi olarak göstererek insan hakları ve evrensel hukuk kurallarını hiçe sayan uygulamalara imza atan iktidar, hala sürdürdüğü antidemokratik uygulamalar ve hukuksuzluklarla içinde bulunduğumuz ekonomik krizin en büyük sebebidir. Yaşanan hukuksuz süreçler ülkeye olan güveni yok etmiş ve krizin derinleşmesine, halkın yoksullaşmasına sebep olmuştur. Unutulmamalıdır ki biz keskili emekçiler her türlü hukuk dışı uygulamalara, tüm baskı ve yok etme politikalarına teslim olmadık. Fiili meşru mücadelemizden aldığımız güçle direnmeye devam ediyoruz. Haklarında memuriyeti engelleyen herhangi bir kesinleşmiş yargı kararı bulunmayan, hukuken suç olmayan gerekçelerle ihraçları istenen tüm arkadaşlarımızın dosyaları herhangi bir ceza verilmeden sonuçlandırılmalı ve bugüne kadar ihraç edilen tüm arkadaşlarımız bütün haklarıyla birlikte derhal görevlerine iade edilmelidir. Hukuksuz ihraçlardan dolayı mağdur olan tüm kamu emekçilerinin maddi manevi hak kayıpları karşılanmalıdır. Demokratik toplumcu sendikacılık mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Savaşa karşı onurlu bir barışı, ölümlere karşı yaşamı, tekçiliğe karşı çoğulculuğu, karanlığa karşı aydınlığı savunduk ve savunmaya devam edeceğiz.